Sevgili Gerçek TV izleyicileri hepinize merhaba. Saat 16 ve karşınızda birkaç dakika geçti ama biz yine 16 deyip e, başlayacağız. Bugün Erdoğan'ın işaret ettiği kukla ve kuklacı kim? Tabii bunu konuşacağız. Bunu dün konuşmuştuk. Bugün yine konuşacağız. Bugün neyi konuşacağız? Çünkü Ankara'da bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kimler kimlerle beraber bu biraz karışık tabii çok net bir şekilde. Ama Ankara'da şunu söyleyelim özellikle. Ankara'daki senaryoyu kim yazdı? Asıl ona bakmak gerekiyor. Ankara'daki senaryoyu yazan. Çünkü Erdoğan demiştik ki kuklayı, kuklacıyı biliyoruz, kuklayı biliyoruz, senaryoyu yazanı biliyoruz. Ama birkaç gündür ben bu senaryoyu yazanın Erdoğan'dan bağımsız olmadığını aslında çok açık net bir şekilde Erdoğan olduğunu iddia ediyorum. Bunu konuşacağız bugün. Birkaç gündür çok iddialı bir şekilde konuşuyorum. Dün akşam da Zanka TV ile ve mendup Bayraktaroğlu ile yaptığımız Ortak yayında da bunun altını çizdim arkadaşlarımızla uzlaşamazsak da katılan, katılan e, Mendo abiyle e, Kerem Arda ile Ferit Atay ile uzlaşamazsak da benim bakışım belli arkadaşlar. Yani bugün Ali Tarakçı ile gündem programında çok net bir şekilde Ankara'daki e, senaryoyu kimin yazdığını kimler kimlerle beraber kimler kimleri tasfiye etmek istiyor Erdoğan sonrası için kimi getirmek istiyorlar bunları e, konuşacağız ve bunları konuşurken de gündemdeki konularımızı konuşacağız sevgili izleyiciler. Bir kez daha hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tabii katıl üyesi olursanız, süper chat'ten ve süper Sticker'den da katkı sunarsanız seviniriz. Şunu söyleyelim, bu ben altyazı geçtiğimde kimileri diyorlar ki ya Ali Bey, Ali abi, Ali arkadaş bu altyazı geç, geçiyorsun ama bizim tüm dikkatimizi dağıtıyorsun. Ya sevgili arkadaşlar. Yani altyazı geçtiği için konuşmaya odaklanamıyorsanız bu benim sorunum değil. Yani geleneksel medya açısından söyleyeyim birçok şey akıyor. Bir tane de değil. E, dolarlardan tutun borsaya kadar da akanlar oluyor. Ama bu bizim kendi e, şeyimiz e, kanalımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle şunu söyleyeceğim. Bugün 128 bin aboneye geçtik ve bu ay içerisinde 15 gün içerisinde verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Yani 15 gün içerisinde kanalımız 2000'e aşan abone kazandı ve bu sizin, sizin sayenizde. Ee, yani siz olmasanız bunlar olmaz. Ee, i̇zlenme sayılarımız da artmaya başladı. Onun için hepinize tek tek teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Sevgili Gerçek TV ailesi. Önce onu söyleyeyim. Ben cepten okuyamıyorum demiş. Alt <laughs> iyi o zaman yırttık. Televizyonsa çok net bir şekilde yayınlar demiş. Ali Yerlikaya gönderilirse peşinden Mehmet, Mehmet Şimşek'i e de yerler. Konuşacağız arkadaşlar. Ee, dün akşamki yayında gösterdiğiniz sabır müthişti. Dün akşam sevgili arkadaşlar. Ben Mende çok seviyorum. Önce onu söyleyin. Çok seviyorum açık söyleyeyim. Ee, yani bakışına, da değerlendirmelerine de saygı gösteriyorum. Ama güncel siyaset konusunda sert eleştirilerim var. Ama yani sonuçta Mendo abinin hem bir abim olarak hem aynı zamanda da gerçekten birikimli ve entelektüel bir insan olarak da o çok sert tartışmaları da gerçekleştirmek istemiyorum. Yoksa çok daha farklı noktalara gider gönül kırmalarına gider. Doğru değil bu tabii. Bir de ben tartışırken çok böyle ortada konuşan biri değilim. Daha uç, daha radikal daha sert konuşuyorum ve bu da çok ciddi e, tartışmalara neden oluyor. Ama dün akşamda, önceki haftada genellikle susmayı tercih ediyorum. Kerem de arkadaşım. Sonuçta Ferit de arkadaşım. Mendo abi de arkadaşım. Yani biz aslında birbirimizi tanımayan insanlar olsak ve o gece yayında bulunsak o tartışmayı eee ya unutamazsınız önce onu söyleyeyim ama böyle bir gerçekliği var. Şimdi e, e, Uğur e, Brazil teşekkür ediyorum. Aydan Öz her zamanki gibi buradasın. Hakan Çalış sana da teşekkür ediyorum. Senem Teke uzun süredir yoktun. Hoş geldin. Queen sevgiler teşekkürler. Ahmet Aydın Onur asla izlemeyi bırakmayan sevgili arkadaşımız. Tabii ki aynı zamanda eleştirilerinde şırrak diye yazıyor önce onu söyleyelim. Mücahit Göktuğ Kaliforniya'dan çok erken bir saat Kaliforniya'da biliyorum. Ona da buradan selamlarımı gö gönderiyorum. Hatun Aydoğan sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen ikinci sırada gelmiş. Ee, şimdi e, bir telefona bakacağım. E, Koray canlı yayındayım. E, çok acil bir şey var mı? Çok acil bir şey yok, çok tamam teşekkür ediyorum Koray. E, sevgili arkadaşlar e, niye telefona çok acil baktım? Bulunduğum, kiralık bulunduğumuz evimiz satılığa çıkarıldı sahibi tarafından. Yaklaşık 5-6 aydır doğal olarak emlakçı arıyor. Acaba dedim eve biri bakmaya gelecek de onun için mi arıyor? En azından onu e, öğreneyim e, istedim. Yani ev satılırsa halimiz perişan. Yani nasıl ev bulacağız? Bu kiraya nasıl bulacağız? Ev bulabilecek miyiz? Bu da işin bir başka gerçek. Problem, problem. Bulunduğumuz yerde, e, lokalde, e, sitede çocuklarımız için birebir çok güzel bir yer. İnşallah satılmaz. <laughs> satılmaz. E, de, e, birkaç yıl daha e, otururuz. Satılırsa da gördüğüm kadarıyla hem de ev sahibiyle hem alan kişiyle de sorun yaşayacağız. Ali abi erken seçim olur mu? Şimdi şunu söyleyelim. Ben Özgür Özel'e birkaç gündür yumoş diyorum arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti meclis üyesiyle görüştüm. Ee, görüştük. Ayaküstü bir rastlantı bir yerde karşılaştık. Ve Özgür Özel'i parti meclisinde eleştirmiyor musunuz? Kardeşim diye sordum direkt olarak. Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil kırdığı potları. Dedi ki çok ilginç bir şey deniyorlarmış. Yeni öğrendim arkadaşlar. Diyelim ki Özgür Özel kamuoyunda bir şey konuşuyor. Diyelim ki Arapça tabelaların indirilmesiyle ilgili. Arapça e, harf, e, Arapça dille ilgili olarak e, dedi ki bunu yani e, Özgür Özel'in kullandığı kimi kavramları ya da politik önermeleri hemen kamuoyunu araştırması yapıyoruz. Yani kamuoya araştırmasında nasıl karşılanıyor, nasıl okunuyor ve buna göre okuyoruz. Hatta dedi ki Özgür Özel çok zeki biri. E, o kadar zeki ki çok hızlı düşünüyor ve çok seri konuşuyor ve doğal olarak da hata yapıyor. Şimdi bakın parti meclis üyesinin söylediğini söylüyorum. Özellikle bu e, grup konuşmasındaki çiftçi ile ilgili söyledikleri üzerinden söyleyeyim. Ama ben bir kez daha söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şu tartışmalara iyi bakın. Yaşanan gelişmelere, Ankara'daki herkesin birbirine çektiği operasyona bakın, algıya bakın. Bakın 9 Mayıs Biden görüşmesi çöp abi. Kimse tartışıyor mu, konuşuyor mu? Ve siz kimi kimileri ben şimdi farklı bir cümle kullanacağım ama başkalarına ne hakaret gibi olur. Arkadaşlarım, dostlarım açısından da söylüyorum. E, 9 Mayıs Biden görüşmesi kamuoyunda tartışılmıyor. E Erdoğan randevu almıştı. Sonradan tekrar alınmıştı. Ne oldu? Sevgili arkadaşlar, Hamas çıkışı da yani Türkiye'nin güvenliği Gazze'de başlar ve doğal olarak o Gazze'de başlayan ön savunma olayı da Hamas'ta bizim direniş örgütümüz diyen bakın Hamas'ı da bizim güvenliğimizden sorumlu direniş örgütü olarak kabul eden Erdoğan'ın aslında bu son hamlelerin bu senaryo yazılımının içerisinde bizzat bulunduğunu biraz sonra anlatacağım ayrıntılı bir şekilde ama Özgür Özel'e parti meclis üyesine de söyledim. Yumoş Erdoğan için size yemin billah ediyorum çantada keklik abi. Çantada keklik. Tam istediği gibi. Tam istediği gibi. Yani Erdoğan'ın istediği gibi bir muhalefet lideri var. O 31 Mart'ta ortaya çıkmış zaferi taşlandıracakken yukarılara doğru çıkaracakken şş, sönümletip aşağıda tutan ve aynı zamanda da insanların çok büyük tepkisini kazanan bir Özgür Özel. Özgür Özel yüzde %65 65'e sesleniyormuş arkadaşlar. Ben de dedim ki ya Özgür Özel önce oy aldıklarının gönlünü kazansın. Önce oy aldıklarına güven versin. Yüzde 65'i sonra konuşur. Yani size oy vermiş olanlarla yanınızda durmuş olanlarla size iktidar yapmış olanlarla onları bir kenara bırakacaksınız. Yüzde altmış beşi büyük kitleyi hedefliyoruz diyeceğim. Bakınca aklı mantığa yaygın. Sevgili arkadaşlar, önce yanınızdakini tutacaksınız, yanınızdakinin güveni kazanacaksınız, sonra yürüyeceksiniz. Yanınızdakinin duygularını, beklentilerini yok sayarak başka mahallelere doğru açılmaya başladığınızda o başka mahalleler de size öyle böyle küt diye getirip oy vermezler. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, Manisa Tarzan'ı, macun ben yani daha da şey söyleyeceğim. Mesir macuncusu çünkü yanında artık ne yani her gittiği yere mesir macunu dağıtıyor. Ne anlama geliyorsa ve benim nezdimde de yumuş. Tam Erdoğan'a göre. Oo, sarmalı, sarmala. <laughs> Erken seçim olur ama bu muhalefetle olur mu sorusunu sorayım. Bu muhalefetle erken seçim falan olmaz sevgili arkadaşlar. Çünkü Özgür Özel Efendi erken seçim falan istemiyor. Çünkü süreç lazım ona. Lider olabilmesi için, partide hakimiyetini arttırabilmesi için, kamuoyu nezdinde itibarının yükselmesi için zaman lazım. Bir erken seçim onun için uygun değil. Tüm hikaye burada. Ama millet millete erken seçim lazım konuşacağız. Abi Sinop beni dinle ne oluyor ya? Sinop Sinop. Gerçekten satılık mı? Evet evet Tolga ciddi söylüyorum. Yani e, evi satacağını söylediğinde ev sahibimiz <laughs> içimizden dua ettik. İnsan, i̇nşallah satılmaz diye. kriz var da ama bir gün biri gelir o parayı bastırıp alırsa <laughs> evsiziz. Neyse. Eee <laughs> e, ee, Ali Bey haklı. Masa başında toplum etkilenmez. Sen etkilersin. Etkilediklerin bir başkasını etkiler. Büyür gidersin. Hikaye böyle. Sevgili